Mahmut Talha sağlıklı olarak sağlıklı hareketleri sizlere göstermeye ve tanıtmaya devam ediyorum. Bugün çok önemli bir hareketimiz var. Çok şifalı, çok sağlıklı bir hareket. Biliyorsunuz ki spor yaparken sürekli nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver diyoruz. Nefesi nereden alıyoruz? Burnumuzdan alıyoruz. Peki nereden veriyoruz? Ağzımızdan veriyoruz. Peki dün gece dişlerinizi fırçaladınız. Geçen gün tırnaklarınızı kestiniz, ellerinizi ve ayaklarınızı yıkadınız. Peki hiç sinüslerinizi yıkadınız mı? Burnunuzun içini temizlediniz mi? İşte bu çok önemli bir konu ve belli aralıklarla yapılması gereken bir işlem. Spor egzersizlerinde sürekli olarak nefesi icra eden kişilerde nefes yollarının, sinüslerin açık olması, kafatasındaki çukur noktaların dolu olmaması ve boş olması önem arz ediyor. Biliyorsunuz ki denizde yüzdükten sonra büyük bir rahatlama olur. Burnunuzda ve yüzünüzde büyük bir rahatlama hissedersiniz. Bütün sinüsleriniz açılır. Şimdi biz bunu manuel bir yolla kendi imkanlarımızla sağlayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan şey nedir? Bir adet netbot, gördüğünüz şekilde netbot adıyla adlandırılıyor. Sinüs aç şeklinde eczanelerden ve çeşitli kurumlardan temin edebilirsiniz ki bunlar bünyemizde de mevcut. Ve yine bu netbot'a ek olarak gördüğünüz şekilde Himalaya tuzumuz kullanacağız. Himalaya tuzumuzdan tabii bu kadar koymayacağız. Ne kadar koyacağız? Bir tatlı kaşığı kadar ılık, sıcak bir suyun, yani vücut ısısındaki bir suyun içerisine koyarak netipotumuzun içine uygulayacak ve daha sonra uygulamayı sizlere göstereceğiz. Haydi bakalım, hep beraber izleyelim. Şekilde netipotumuzun içerisine kristal kaya tuzumuzu koyduk ve şu anda uygulama için hazır halde. Sahip olduğu şekil itibariyle ay çöreği şeklini andırıyor ve gördüğünüz gibi hafif bir eğimle birlikte su akmaya başlıyor aşağıya doğru. Şimdi görmüş olduğunuz gibi suyun çıktığı ucunu burnumun bir tarafına doğru, bir deliğinden içeriye doğru vereceğim ama öncesinde başınızı ne öne ne de arkaya eğmiyorsunuz. Hafifçe yana doğru eğiyorsunuz. Belki üstünüze suyun gelmemesi için hafifçe kendinizi öne verebilirsiniz. Ve şimdi ne yapıyorum? Bakın gördüğünüz gibi başımı hafifçe eğdim. Çünkü su buradan yukarıya doğru çıkarak bu diğer burun deliğinden aşağı doğru akacak. İzliyoruz. Gördüğünüz gibi su buradan geçerek diğer taraftan çıktı. Şimdi diğer burun deliğime geçiyorum. Bakın başımı eğdim. Bu arada su akmaya devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda kristal kaya tuzu netipot sayesinde burun deliklerimizden geçerek bütün sinüslerimizi dolaşarak aşağıya doğru aktı ve şu an tuzlu suyun hala daha etki ettiğini hissedebiliyorum. Sinüslerimde güzel bir yanma duygusu oluştu. Hani böyle tuzlu bir suda denizde yüzdükten sonra tuzlu suda ve denizde yüzdükten sonra bir yanma hissi oluşur ve o gün boyunca burnunuzda hafif bir akıntı hissedersiniz. Şimdi bu tuzun sahip olduğu etki sebebiyle gün boyunca burnumda hafif bir akıntı olacaktır ve burnunuzda birikmeye, yani sinüslerinizde birikmeye yüz tutmuş özel kitleler ve orada oluşan toksin maddeler yavaş yavaş gün içinde akarak vücudunuzdan atılacaktır. Doğru nefes almak, rahat nefes almak ve sağlıklı sinüslere sahip olmak için Netipot'la ve kristal kaya tuzuyla bu uygulamayı yapmanızı hepinize tavsiye ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.